We're going to be able to do this. Everyone's going to be able to before the month is out. Başkan Joe Biden, Amerikalı yetişkinlerin tamamının koronavirüs aşısı olmaya hak kazanacağı tarihi 12 gün erkene çekse de, Amerika'da bir gün içinde görülen yeni koronavirüs vakalarında 3 haftadır artış gözlemleniyor. Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC, bir önceki haftaya göre yeni vaka sayısında %7 oranında artış olduğunu gözlemledi. Biden yönetimi her defasında Amerikalı yetişkinlerin aşılama takvimini öne çekse de vaka sayılarındaki artış bu durumla çok da doğrultulu ilerliyor gibi durmuyor. New cases is about 64,000 cases per day. CDC Başkanı Dr. Rochelle Walensky, ülkede bir gün içinde görülen yeni vaka sayısının ortalama 64 bin olduğunu açıkladı. Amerika eyalet ve ilçelerden alınan verilerin analizine göre ise hastanelerde tedavi altında bulunan koronavirüs hastalarının ortalama sayısı geçtiğimiz hafta %4 oranında artarak 37 bine aştı. Bir hafta içinde görülen yeni vaka sayısının da 450 bine ulaştığı belirtildi. Amerika'da 50 eyaletten 27'sinde geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya kıyasla yeni vaka sayılarında artış olduğu bildirilmişti. Özellikle Michigan, New Jersey ve New York'ta vaka sayılarında ve hastanede tedavi altına alınan hasta sayılarında yüksek rakamlar gözlemlendi. Tabii Amerika'daki vaka sayılarındaki artışta ısınan havalar ve seyahat edenlerin sayısının artması gösterilse de virüsün İngiliz ve Güney Afrika varyantları artışın temel sebebi. CDC Başkanı Dr. Rochelle Walensky, ilk olarak İngiltere'de görülen koronavirüsünün son derece bulaşıcı varyantının vaka sayıları arttıkça Amerika'daki en yaygın tür haline geldiğini, koronavirüsünün B.1.1.7 olarak bilinen ve ilk olarak geçtiğimiz sonbaharda İngiltere'de tespit edilen türünün Amerika'nın 50 eyaletinde ve başkent Washington'da tespit edildiğini söyledi. Bununla birlikte sağlık yetkilileri Amerika'da virüsün farklı varyantların etkili olduğu geçtiğimiz haftalarda Paskalya tatili ve okulların bahar tatili sırasında seyahat edenlerin sayısının artmasının da vaka sayılarındaki artışa etkisi olduğunu söylüyor. Uzmanlar genellikle mevsimsel olan grip virüslerinde havaların ısınmasıyla orantılı vaka sayılarında azalma eğilimi görürken koronavirüsünde benzer bir eğilimi görmediklerini belirtiyor. Amerika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar ve Alerji Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci de hafta başında düzenlediği basın toplantısında şu an içinde bulunduğumuz durumdan çıkmamız konusunda havaya bel bağlamayı aklımızdan bile geçirmemeliyiz ifadelerine yer vermişti. Öte yandan sağlık yetkilileri vaka sayılarında artış yaşansa da aşılama çalışmalarının can kaybını sınırlayacağı görüşünde. Bu doğrultuda da Başkan Joe Biden yönetimi 19 Nisan'a kadar Amerika'da herhangi bir kısıtlama olmaksızın her yetişkinin aşılanmasına imkan verecek sayıda aşı olmasını amaçlıyor. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.